Teyze. Mine dur. Git. Mine dur. Git. Bağıracağım dur. Şimdi. Git. Mine. Sen nasıl sonra girersin buraya? Kendine gel, aklını başına topla. Aklı başında olmayan sensin. Benim aklım yerinde. Gideceğim ama şimdi dinle beni. Niye? Ben sana bir defa güvendim. Ama aynı şeyi bir daha yapmayacağım. Mine, sen akıllı bir kızsın. Bak dinle beni. Sen... Değilim, tamam mı? Mine, dur. Dinlemeyeceğim, istemiyorum. Mine, dur, Mine, dur, dur. Bunu da mı yapacaksın? Dinle beni Mine. Dinle ve anla. Seninle evleneceğim. Evlenemeyeceksin. Ben istemiyorum. Evleneceğim. Çünkü sana yardım etmek istiyorum. Böyle mi? Her şeyi oyun sanıyorsun değil mi? Kimseye ihtiyacın yok. Bu yaşta çocuk doğuracaksın. Bu toplumda rahat rahat yaşayacaksın. Babasız çocuk büyüteceksin. Kolay da değil mi? Sen daha benim sana ne demek istediğimi anlamıyorsun Mine. Ben seni istemiyorum ki. Bak anlamıyorsun işte. Anlamıyorsun çünkü beni dinlemiyorsun. Sana gel yatağıma gir demiyorum. Gel evli bir kadın olarak çocuğunu doğur, büyüt, oku, çalış, yaşa. Hayatına sahip ol. Başın dik olsun diyorum. İlk defa dinliyorsun beni. Anlayacaksın da. Yardıma ihtiyacın var, bal gibi biliyorsun. Ben de sana yardım etmek istiyorum. Teyzem bana yardım edecek. Yalnız değilim. Sen bilirsin. Yalnız sürüncemede kalan hiçbir konudan hayır gelmez. 3 gün içinde bu konu bitmeli. 3 gün sonra aklında böyle bir konu olmayacak bile. 3 gün. Tamam mı? Efendim? Baba? Baba ben şey demek için aramıştım. Kim o Turan? Niye konuşmuyorsun canım? Baba bir dakika dinler misin? Alo? Anne. Minem sen misin? Ne oldu? Anne teyzem yok. Saat kaç oldu hala gelmedi. Cebi de cevap vermiyor merak ettim. Nereye gitti de gelmedi? Siz beraber değil miydiniz? Değildik. O öğleden sonra bir eyleme gidecekti. Ama gelmedi, haber de vermedi. Eyleme mi gidecekti? Hay Allah, korktuğumuz başımıza gelmese bari. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merve nerede? Ders çalışıyordu, uyuyakalmış. Aç mısınız?
Gel Erten, seninle konuşacağım bir şey var. Merve ne kadar büyüdü değil mi? Evet, koca kız oldu. Onu sen büyüttün. Yok canım, ben sadece... Hayır, onu sen büyüttün. Senin bana yardımın o kadar büyük ki. Sizin bana yardımınızın yanında. Onlar çok eskide kaldı artık, boş ver. Benim seninle konuşacağım şey başka. Uzun süredir burada bizimle birlikte yaşıyorsun. Kendi hayatını yaşayamadın hiç. Ben böyle çok mutluyum. Ya başka bir şey. Tamam, anlıyorum. Bizi seviyorsun. Biz de seni çok seviyoruz. Merve sensiz yaşayabilir mi artık bilmiyorum. Ama senin de kendi hayatını yaşaman lazım. Ya benim hayatım... Senin hayatın o kazayla birlikte bitmedi Ayten. Bundan böyle akşamları kendi evine gideceksin. Kendi hayatını yaşayacaksın. Ben burada sizinle başka bir şey istemiyorum ki. İsteyeceksin. İstemelisin. Ben sana bir ev tuttum Ayten. Geceler artık burada kalmana gerek yok. Kendi evine git. Yeni bir hayat kur kendine yavaş yavaş. Güven bana. Doğru bir karar verdiğimi göreceksin. Nereden sorayım? Nereye gideyim bilmiyorum ki. Ah Süreyya. Eyleme gitti demedi mi kızın? Dedi. Eylem dedi ama. Aması mı var bunun? Yine aynı şeyleri yaşayacağız belli ki. Sorumsuzluk değil de nedir bu şimdi? Hemen günahını alma Turan. Belki başına başka bir şey geldi. Kaza falan. Ah, benim güzel kardeşim. Erdem. Sen de git. Mine'yi al eve getir. Tamam baba, ben yarın gider getiririm. Ne yarın Erdal? Hemen git. Kardeşini al gel. Tamam baba, gidiyorum ben. Gidiyorum baba. Buradan öğün çıkar. Anladın mı? Kimsenin ruhu duymaz. Konuş, kurtul. Boşuna harcatıyorsun kendini. Geçmeyeceğine söz verdi de. Bak geldi işte. Söylüyor muydum ben sana? Ne yapıyorsun? Geldi mi teyzem? Oh. Hadi hazırlan gidiyoruz. Nereye? Ne demek nereye abicim? Eve gidiyoruz, hadi çabuk. Yok, ben gelemem. Hem teyzem geldiğinde beni evde görmek ister. Mine, teyzemin ne zaman geleceği belli değil. Nerede olduğu belli değil. Saçmalama hadi. Ya sen git, ben gelmiyorum. Ya bana bak, seni almadan bir yere gitmem. Hadi çabuk hazırlan. Ya bırak ya. Ya babam git Mine'yi getir dedi. Bir kere de adamın tepesine attırma Mine. Hadi. Babam mı söyledi? Evet. Alo, iyi günler. Ben birini soracaktım da. Bu bir şeyler diyor. Alo. Alo, emniyet mi? İyi akşamlar. Bugün bir eylem olmuş. Orada gözaltına alınanlar arasında Süreyya Atak. Ama
Teyzem olur kendisi. Nerede olduğunu öğrenebilirsek... Anlıyorum memur bey. Teşekkürler, iyi akşamlar. Ne dedi? Telefonda bilgi veremezlermiş. Allah Allah, ne demek oluyor şimdi bu ya? Abi, hı? Sen de annemler gibi mi düşünüyorsun? Hangi konuda? Timur Bey konusunda. Yani benim ne düşündüğüm önemi yok. Önemli olan senin ne düşündüğün. Bilmek istiyor musun? Evlenmeyeceğim onunla. Ne yapacaksın peki? Bilmem. Sadece evlenmeyeceğim. Çok güzel. Aferin. Senin niyetin babamı öldürmek, beni de hapishaneye göndermek değil mi? Çok güzel. Ben ne yapayım abi? Bana yazık değil mi? Yazık. En önce sana yazık. Ama ilk hatayı sen yaptın Mine. Bu Sinan denen adam... Yanlış adam abicim. Bak bırakıp gitti seni. Arkasına bile bakmadı herif. Timur abi gene insan evladıymış. Bütün sorunları çözecek bir teklif yaptı. Sen olsaydın istemediğin biriyle evlenir miydin? Bak sen başkasın, ben başkayım. Sen de beni karıştırma. Aynı değiliz. Sen bu çocuğu doğuracağım diye tutturdun abicim. Ne olacak peki? Babasız bir çocuk. Abicim milletin ağzı torba değil ki büzesin. Neler söyleyecekler? Milletin ne dediği benim için önemli değil. Ama benim için önemli. Funda'nın annesi ne dedi biliyor musun? Senin hikayeni öğrenmiş. Funda ile bir daha görüşmeyeceksiniz dedi. Ayrılacaksınız dedi. Bana yazık değil mi peki? Gerçekten öyle mi söyledi? Evet öyle söyledi. Özür dilerim abi. Önemli değil. Üzülme sen artık. Her şey halledecek. Daha ne kadar tutacaklar bizi? Milleti merak etmiştir ya. Kaç oldu saat? Hadi toparlanın, gidiyorsunuz. Süreyya Atak, sen kalıyorsun. Ne demek kalıyorsun ya? Onu burada bırakmayız. Beraber geldik, beraber gideceğiz. Tutuyorsak bir bildiğimiz var. Uzatmayın. Yoksa kapatırım kapıyı tekrar. Ne oluyor, niye tutuyorsunuz beni? Arkadaşlar, direniyoruz. Evet. Yok. Hiç gerek yok. Siz gidin. Madem bıraktılar, hem basit bir mesele herhalde, değil mi? Hadi. Hadi siz gidin. Haberlerde falan bir şey var mı acaba? Ya deminden beri bakıyorsun Esma. Olsa... Belki de verdiler. Biz kaçırdık Turan. Biz geldik. Mine, kızım. Gel, gel şöyle. Merhaba baba. Sen acıkmışsındır. Ben sana bir şeyler hazırlayayım. Yok. Ben odama gideyim. Kolay gelsin. Sağ ol Timur Bey. Ne oldu abi? Çözüldü mü muamma? Çözüldü, çözüldü. Benzin otomatiğindenmiş. Yine nasıl? Esma söylemiştir. Yok diyor. Seninle ilgili yani. Olmaz diyor. Üzerine varmayın. Bırakın rahatça düşünsün. Vakti var. Bir şey değil, sana mahcup olacağız.
Bana niye mahcup olacaksın abi? Bu işe ben kalkıştım. Öyle ya da böyle. Bunu güzellikle halledeceğiz. Neyse zaten evde. Esma'yla konuşur onunla. Mine evde mi? Süreyya teyzesi yani. Gözaltına alınmış. Ben de o evde Mine yalnız kalmaz. Gidin alın gelin dedim. Gözaltını niye? Bilmiyoruz ki. Yine bir eyleme kalkışmış. Eskiden de böyleydi. Mine buna da çok üzülmüştür. Neyse kolay gelsin. Güzellikle anlat. Ne sen hırpalan ne de biz yorulalım değil mi? Anlatacak bir şey yok, siz de biliyorsunuz. Doğru. Biz her şeyi biliyoruz. Bir de senden duyalım hikayenin tamamını. İstanbul'a geldiğin zaman kiminle buluştun? Söyledim ya, ablama gittim. Sonra? Yeni caminin orada kimle buluştun? Avukatım olmadan bu sorgulama yasal değil. Yasaları sen mi öğreteceksin bana? Avrupa Birliği'nden geldim. Haklarımı biliyorum ayaklara, ha? Ben sabırlıyım. Vaktim de var. Nasıl planladığınızı bir bir anlatana kadar ikimiz de buradayız. Ne planlamışım? Neden bahsediyorsunuz? Siz anlamıyorum ki. Tabii. Hep öyle derler. Hep öyle derler. Bak memur bey oğlum. Bize 5 dakika müsaade et. İyi olduğunu görelim. Bu bize yeter. Görüşemezsiniz diyorum teyzeciğim. Türkçe anlamıyor musunuz? Suçu neymiş teyzemin? Katil mi, hırsız mı? Neden görüşemiyoruz? Mine, tamam işte görüşemezsiniz diyor. Soruyorum. Hayır. Bakın benim teyzemi görmem lazım. Bir dakika da olsa ne olursunuz? Yeter hadi çıkın dışarı, çıkın. Çıkın. Anne. Bari şunu verseydim evladım. Daha ne kadar tutacaksınız burada teyzemi? Teyzeciğim, kızınıza hakim olun. Yoksa memuru alıkoymaktan şimdi hakkında işlem yapacağım. Hadi Mine. Hadi anne. Hadi kusura bakma. Aa. Ayten abla nereye? Eve. Yani kendi evime gidiyorum. Hani senin başka evin yoktu? Yoktu. Hani senin evin burasıydı? Babam bana çok güzel bir ev tutmuş. Eşyaları falan, her şeyi var. Akşamları artık orada kalacağım. Ama gündüzleri yine buradayım seninle. Merve, Merve. Merve kızım. Ayten abla nereye gidiyor baba? Kendi evine gidiyor kızım. Merve, bak sen kocaman bir kız oldun artık. Kendi başına her şeyi halledebiliyorsun. Gitmesin. Bir yere gitmiyor kızım. Sadece akşamları kendi evinde uyuyacak. Ben de geceleri hep evde olacağım. Ayten abla gitmeyecek baba. Burada kalacak benimle. Sen olsan da olmasan da. Merve ısrar etme. Herkesin bir hayatı var. Bu konu konuşuldu, mesele kapandı. Hadi asma suratını. Asma kızı. Hem istersen ara sıra Ayten ablana gidebilirsin. Nasıl yani? İstediğim zaman gidebilir miyim? Yani derslerin yoksa şartlar uyumsa evet. Peki onda kalabilir miyim? Bazen. Evet kalabilirsin. Ayten ablan isterse tabii. Ama ne zaman ne zaman? Mesela bugün gidebilirsin. Hem onun eşyalarını yerleştirmesine yardımcı olursun. Sahi mi? Yuppi. Ama sen böyle benden kurtulmak için bahane arıyorsun sanki. Ya, hayır. Sadece bir gecelik. Hem ilk gününden yalnız kalmasın korkar. Tamam hadi. Hadi yürü hadi. Şusun şus. Ayten abla. Hani görüşmeye gidecektin? Yok ya gidemedim. Annemlerle şeye gitmek zorunda kaldım. Nereye? Emniyet müdürlüğüne. Ne oldu? Mine'yi mi tutukladılar? Ya yok ne Mine'si? Mine'yi niye tutuklasınlar? Ay ne bileyim bir an aklıma geldi öyle. Kim peki? Ha, teyzemi tutukladılar. Almanya'dan gelen teyzem. Ay, Turan amca delirmiştir gene. Of 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 var ya Funda evde durumlar felaket yani. Hani sıra bir türlü bizim mevzuya gelmiyor ki. Yani şöyle bir alnımı açıp diyemiyorum ki. Kardeşim ben bu kızı seviyorum. Bu kızla evlenmek istiyorum ben. İsteyin şu Funda'yı bana diyemiyorum yok. Ay üzülme sen. Bizim de sıramız gelir. Ben beklerim. Bekler misin be? Ne kadar beklersin? Sonsuza kadar beklemem tabii. Ya ya. Canımın içi.
Ben seni var ya, bu böyle kıyamete kadar beklerim. Bir şey ister misin kantinde? İstemiyorum. Beni ne zaman çıkaracaksınız onu söyleyin. Onu ben bilmem. Amirim bilir. O zaman ona sorun. Bir an önce çıkmak istiyorum buradan. Hiçbir şey yapmadım ben. Kantinden bir şey istemiyorsun öyle mi? Lütfen biri bana bir şey söylesin. Niye tutuluyorum burada? İyi, sen bilirsin. Soğanlarla Emine, mındar ettin Nimet'i. Bir haber var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Geldin mi Turan? Çocuklar, alın babanızın elindekileri. Alayım. Ayten abla, babam evlenecek mi? Nereden çıkardın Merveciğim? Hiç. Kimin için hazırladı babam o odayı? Bilmiyorum. Bakma öyle, vallahi bilmiyorum. Hem öyle bir şey olsa sen benden daha önce öğrenmez miydin? Benim için hazırlamamış. Birisi için hazırladı. Kimin için? Güzelim benim. Baban genç bir adam. Günün birinde karşısına seveceği biri çıkarsa niye evlenmesin? Babam beni bile doğru düzgün sevmiyor. Başka birini nasıl sevecek? Olmaz ki öyle şey. Kimin o da? Bilmiyorum. Nereden bileyim ki ben? Mine kızım, gelsene sofraya. Kızgınsın.
kırgınsın, ne diyeyim? Ben de öyleyim. Ciğerim yanıyor Esma Hanım. Hazmedemiyorum. Bakamıyorum yüzüne. Tamam, bakma, konuşma. Ama yok sayma Turan. Evladın o senin. Canın, ciğerin. İtme onu. Elimde değil Esma Hanım. Şuram yanıyor. Elimde değil. Bak çağırdın, nasıl geldi? O bizsiz yapamaz Turan. Hele sensiz. Biliyorsun sana ne kadar düşkün oldu. Yaptı bir yanlış. O da acı çekiyor. Çok acı çekiyor evladım. Bir de sen böyle yaparsan maazallah. Hadi. Hadi Emine çay demlet. Hadi hatırım için. Hadi. Merhaba. Buyurun. İyi akşamlar. Mine içeride. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldiniz Timur Bey. Hoş bulduk. Timur Bey, hoş geldin. Hoş bulduk, Turan. Buyurun. Biz de kendimize çay yapmıştık. Buyurun. Rahatsız etmedim umarım. Estağfurullah. Kızım bir çay koysana Timur Bey'e. Böyle habersiz geldim ama kusura bakma. Bir ricam var Turan abi. Estağfurullah. Aslında senden izin isteyeceğim. İki saatliğine Mine'yi alabilir miyim? İki saatleri. Niye? Eğer izin verirsen Mine ile bir konuşalım. Konuşsunlar değil mi Turan? Tabii. Tabii tabii. Konuşun. Konuşun. O zaman bize müsaade. İki saat sonra geliriz. Baba. Hadi kızım, hadi. Bu ne şimdi? Nereye gidiyoruz? Hadi bin Mine. Bir çocuk gördüm uzaklarda. Gözleri kederli, hatta korkulu. Her şeye rağmen bir an gülümsedi çocuk. Sıcak, sadık ama biraz kuşkulu. Bir çocuk sevdim uzaklarda.